Efendim selamlar. Bugün Nissan Skyline ile Nissan Skyline hakkında sormuş olduğunuz Discord'dan özellikle çok soru geldi ve yorumlarda da bir ara gördüm soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Çünkü bu konu önemli. Bir de bu Latin halka mapinde yapacağız. Bunu arkada gibi görsel bir görsel bütünlük olsun yani. Hoş olur böyle eğitim yaparken. Direkt başlayalım. O sırada siz de videoyu beğenip Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü abonelikleriniz benim için en büyük motivasyon kaynağı. Abone olanlarda bildirimleri açarlarsa sevinirim. Şimdi ilk soru Nissan Skyline gelir mi? Daha doğrusu geri gelir mi? Biliyorsunuz ki bir yıl önce geri gelmişti Epic Games'e. İlk defa Epic Games döneminde geldi. Ondan önce Steam'de ben 4 TL DLC olarak almıştım. Ve e, Epic Games'e dediğim gibi 1000 kredi mi 1100 kredi mi geri gelmişti. Sorumuz ise geri gelir mi tekrardan? Kesinlikle geri gelir. Çünkü niye? Epic Games bu olaydan nisansını aldığı için Nissan'ın işte Skyline'ın artık e, üreticiler lisansını aldığı için e, ve bu araba çok popüler olduğu için bir noktada Epic Games hayvan gibi kar edecek. Ve insanlar da bunu talep ettiği için kesinlikle geri gelir ama bence onun için doğru zamanı bekliyor. Hani ne zaman diye soracak olursanız e, tam bir zaman veremeyeceğim. Çünkü oyun şu an sezon 7 de bir e, tam ölü, ölecek aşamasına gelmiş. Ya yani ölecekten kastım şu arkadaşlar oyun bitmeyecek tabii ki ama hani oynanma sayıları neredeyse ölü seviyeye geliyordu. O biraz daha azalmış durumda. Biraz da oyun böyle kıpırdandı hani kendine geldi. Eski günlerini hatırladı. Ops burada bir yandık. E, o yüzden o doğru zamanı bekliyorlar diye düşünüyorum. O doğru zamanda geldiğinde bence kesinlikle geri geri. Yalnız şunu söyleyeyim Nissan Skyline hakkında yani öyle bir popüler kültür arabası olduğu ki bu araba ben çok üzülüyorum. Bunun da sebebi tamamen Fast and Furious 2 filminden kaynaklıyorsunuz. o filmde Paul Walker'ın yani namı değer Brian O'Connor'ın rahmetli kullandığı araç Nissan Skyline GTR R34 2002 modeliydi ve insanlarda da olarak, oha Nissan Skyline oha arabaya bak Paul Walker'ın arabası falan diye yani çok üzülerek söylüyorum bu araba popüler kültür araba popüler kültür arabası haline geldi. Ya bu da inanılmaz bence üzücü bir durum. Çünkü adama soruyorsun abi Nissan Skyline'de kaç bak kaç silindir motor var diyorsun. Çok kolay bir soru. Cevaplayamıyor. Yani bilmiyor. Hani sadece o an Nissan Skyline ben bunu filmde görmüştüm falan diyor. Ya yani motorunu bırak. Kaç yılında çıktı diyorsun bu araba. Çok kolay bir soru. Kaç yılında çıktı bu araba. Bilemiyor abi. Ne bileyim 2004 diyor 2005 diyor sallıyor ama emin olamıyor. Eminim ki bu vaziyette olan bir sürü benim de şu videoyu izleyen takipçilerim vardır. Ya onlar adına da ben üzülüyorum ama yapacak bir şey yok yani çağımız biraz daha popüler kültür çağ. Ama bu olay gerçekten beni üzüyor. Sadece hani filmde çıktı diye oha Nissan Skyline almalıyım aman tanrım falan. Ya bu tripler ya benim dediğim gibi çok üzüntü duyuyorum. Aynı şey bu arada Supra'da da geçerli. Abi bir patladı Supra herkes Supra Supra Supra. Anladık kardeşim Supra tamam en işte popüler kültür köylesi sensin de. yani. Supra'nın dediğim gibi kaç yılında çıktığını biliyor musun sen kaç silindir motor olduğunu biliyor musun ya da hangi ülkeye ait araba olduğunu biliyor musun bilmiyorsun ama konuşuyorsun Nissan'la böyle bir araba haline geldi ben bu konuda üzülüyorum konuyla alakalı mıydı bu videonun konusuyla alakasız ama buna da bir parantez açmak istedim. Şimdi ne diyorduk? Geri gelir mi? Kesinlikle evet dedik. Ne zaman geri gelir? Mümkün olan en uygun zamanda arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü Rokelik şu an ayağa kalkma evresinde. Daha doğrulu, doğrultamadı belli Belli doğrulttu an o saniyede pat diye bu kozu oynayacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki en çok talep gören araban insanı sıkarlar. Bu kozu oynayacaklar. Bir nevi acil durum butonu gibi düşünüyorlar şu an. Ve o anda gerçek herkes de alacak. Onun dışında başka bir soru da kaç kredi olur bu araba? Bence 1000 kredi falan olur diye düşünüyorum ben. 1000 kredi 1100 kredi civarında olur. Ama bunu şey diye getirir arkadaşlar. Geçen seferki paket gibi aynı. O paketi de şöyle açıklayayım sizlere. 3 tane arabayı bunlar Dodge Charger. Bir tanesi... 70 model 4 çarjıydı galiba Dominic Toretto'nu kullandı bir tanesi Skyline'di Valla öbür arabayı unuttum yalan olmasın şimdi yanlış bir şey söylemiyorum ama bir araba daha vardı O üç arabayla beraber getirecekler ve bunları 2400 kredi veya da tek tek araba halinde 1000 krediye satın alabileceksiniz aynı bir yıl önce Haziran ayında olduğu gibi alacaklar da şimdiden IDGAL kodunu kullanmayı unutmasın almadan önce IDGAL kodunu kullanabilirsiniz Mağaza içerik üreticisi destekli kısmından. Bunun bana ne gibi faydası oluyor? Onu çok söyledim ama yine söyleyeyim. Sizden hiçbir şey gitmiyor öncelikle arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bana da aldığınızın %5'inin desteğini sağlıyorsunuz. böyle bir desteği var. Hani beni istemiyorsanız kodumu girmek. Başka bir çelik üreticisinin kodun girin. Ama birinin girin. Çünkü sizden bir şey kayıp olmuyor. Yani ben yaşa bağış yapıyorsunuz. Olay bu. Neyse Nissan Skyline hakkında görüşlerim benim bu şekildeydi. Son kez özetleyeyim. Geri, kesinlikle geri gelecek. Uygun zamanda gelecek ve fiyatı da 1000 kredi tekli şekilde satılır. Eğer üçlü arabaları almak istiyorsanız 2400 kredi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Ya bu da kapanışı böyle yapalım. Nissan Skyline ile alakası. Ama Nissan Skyline önceden de dediğim gibi popüler kültür arabası olduğu için bu tarz arabaları daha çok spamlayacak bir nevi Epic Games'e Nissan'ı Çünkü oyunu bir noktada e, Beyni doğrultmaya çalışıyorlar şu an. İşte bunu pes gerçekleştiler. Şimdi rekabetçi ne kadar düzelecek bilmiyorum ama bunu getirecekleri arabalarla biraz daha popüler hale getirmeye çalışıyor. Yani Rocket League oynamayanları döndürmek veya yeni başlayanları ama araba oyunlarını sevenleri ikna etmek için. Ben kesinlikle bu arada Supra'yı bekliyorum. Onu söyleyeyim. Onun dışında Mazda rx bekliyorum. Çok güzel bir arabadır Mazda rx Hatta Need for Speed Most Wanted 2005 oyununda Blacklist'teki 12. kızın kız diyeceğim ama çünkü e, yani bir kız gibiydi. Yani kadın değildi. Bayağı küçük bir kız kullanıyordu arabaya. arabayı. Onun kullandığı bir arabaydı. Ya yani o da mesela bir nevi popüler kültür arabası gibi. Öyle arabalar bekliyorum. Onun dışında Honda S2000 kesinlikle bekliyorum. Ya yani böyle popüler kültür arabaları gelecek arkadaşlar. Size kredilerini harcatacak. Size kredilerinizi harcatacak Epic Games. E, yani benim görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Şu de level'a gelin de öyle salalım. Böyle podcast tarzı podcast edelim. Ben sohbet muhabbet diyeceğim bu videoya. Çünkü o tarz videoda Allah yanmayalım güzel. O tarz video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğenileriniz çok önemli. Çünkü YouTube algoritması bunu gerektiriyor arkadaşlar. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. YouTube diyor ki. Ka Allah drop it. Kardeşim diyor senin videon beğenileri beyn azsa veya dislike azsa bu arada dislike de bir şimdi onu da söyleyeyim. Dislike veya beğenileri azsa diyor ben bu videoyu önermem diyor. O yüzden beğenileriniz çok önemli. Abone olmanız kanalı benim motivasyonum açısından çok önemli. Abone olanlar da bildirimlerini açarsa anında tık diye haberdar olabilir bu videolardan. Umarım aklınızdaki sorulara cevap vermişimdir. Ha yeterli olmadıysa yorumdan yazıp ee, cevap bekleyebilirsiniz. Yorumların hepsini okuyorum. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum diyeyim. Hepsine cevap veremiyorum demeyeyim ama cevap vermeye çalışıyorum diyelim Ve videoyu burada bitirelim. Şu şeyde yapalım bari 11. seviye geldik dedim. zorladık mı? Zorladık arkadaşlar. Tamam burada bitirelim. Kapanışta da şu daha da yapalım. Bu güzel arabanın asaletiyle sizleri selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.